sinemaya layık olduğu ehemmiyeti vermeliyiz sözleriyle sinemanın önemini vurgulamıştır. Yüzüm, Duygu da her zamanki Duygu gibiydi. Ne zamana başlar acaba? Yarım saate başlıyoruz. Buyurun. Seminer ne zamana başlar acaba? Nasıl? Yok. Kim ne iş yapıyor? Prim nasıl hesaplanıyor? Yılmaz Güney ekibine yardım ediyor. Adamın benim adıma, benim sinema kariyerim adına çok özel bir yeri var. Yani Oscar'a gitmek, bir festivallerde dolanmak falan ve iyi film yapmak için çaba gösteren bir yönetmeni. Şimdi durup dururken oyunculuk teklifi yapınca ben daha önce tiyatro yapmış biriyim ama biri geliyor size bu filmde oynar mısınız deyince ben neşe çalmaktım aklıma önce biraz tedirgin oldum ama. İndirmişim maskeyi. Değerli dostlarımız, müşterilerimiz, şairimiz aslında. Ve bir de gerçekten teşekkür ederim. Benim ve kardeşim ve öteki kardeşim Nevzat için, Nihat için söyledikleri babamından. Peki bir gün mutlaka da ne yaptı? Orada da bir şey gösterdi. Orada da yine topa ulaşırdı, yine bir hasretinden falan neler eskittim çünkü. Mozart bu sabaha karşı vefat etti. Yine dün İsviçre, yine çağımızın büyük yöneticilerinden Alain Tanner vefat etti. Baykir'ini koruduğunu düşünüyorum Adana Otogarı'nın. Alt kültür değil burada aslında mevzu. Yani orada dönen bir dünya. Hepiniz deneyimli bir yönetmen. Ben de çok çok teşekkür ederim. Aslında bu filmde gördüğünüz ev benim büyüdüğüm ev, köydeki. Geçen sene Eylül ayında çekimlerini başladık. Uzun bir post prodüksiyon süreci oldu. Köy daha ne güzel. Bu bir, zaten onu bırak yani. O saçma sapan bir insan o. Bir şey yok. Ve ben de olurdum ama size burada bir itirafta bulunayım. John Berger'in kim olduğunu yıllarca dinlersin, biliyor musunuz? Ben zaman zaman böyle bazı belgeseller yaparım. Bunlardan bir tanesi aşağı yukarı 10 sene önceydi. Lice civarında arıcıları çekmeye gittim. Öncelikle Altın Kola Ana Festivali'ne bize bu şans tanıdığı için teşekkür ediyorum. Çevreye onlar ya oldu, oluştu diyebilmem gibi güzel çıkmak istiyorum. Genel sinema öğrencileri mi var burada şu an? Kimler sinema öğrencisi? Böyle havalı geliyor kulağa. Genelde böyle bir algı oluyor. Yönetmen sıfatı varsa bu önemli bir şey. Ama ne yapıyor? Ne hissedersiniz? Filmleri çekiyor. Hissedebilirseniz. Ama vatandaşınıza bildik, yazdık. Sinemalarıyla kadar Türk sineması da büyük. İsterseniz Fatma Gelip ve Cüneyt Arkın. Yani...